Değerli yurttaşlarım, çok ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz. Çok çok ağır. Türkiye adeta böylesini görmedi desek hiç haksızlık etmiş olmayız. İnsanlar toplu intiharlarla bu krizi hatırlayacaklar. Son günlerde birkaç video izledim. 80 yaşını aşmış bir teyze ekonomik krizin etkisini o kadar iliklerinde hissetmiş ki intihar edeceğim ama evde bakacak bir çocuğum var diyor. Onun için intihar etmeyeceğim diyor. Yine bir başka teyze Osmaniye'de 7-80 yaş dönüşmüş. Lahana alacak parasının olmadığını söylüyor. Tabii bir tarafta pudra şekeri çekip şampanya patlatanlar, öbür tarafta gerçek bir ekonomik krizi iliklerine kadar yaşayan geniş halk kesimleri. Bu olurken 13 milyon sığınmacı ve kaçak da Türkiye'nin omuzlarına ağır bir karabasan gibi çökmüş durumda. Zaten ağır olan ekonomik krizi daha da ağırlaştırıyorlar. Sokakları, caddeleri güvensiz hale getiriyorlar. Hastanelerde Türklerin önüne geçiyorlar. Ve yılda 9 milyar dolar Türk halkı bu insanlar için cebinden harcıyor. Sonuç karşılığını şükran olarak değil, saldırganlık olarak Cinayetler, yaralamalar olarak alıyoruz. Ve böyle bir ortamda seçime giderken Erdoğan artık Türkiye'de kalan son özgürlük adası, sosyal medyayı boğmak için dezenformasyon yasasını getiriyor gündeme. Ve bu yasayla yanlış bilgi verdiğini iddia ettikleri insanları 1 ile 3 senelik bir hapiste tehdit ediyorlar. Bilginin doğruluğunu kim belirleyecek? Tabii ki AK Parti. Onlara bakarsanız Türkiye'de taş çatlasa 3 milyon 700 bin sığınmacı var. Yersen gerçekte 13 milyon kaçaklarla birlikte. Yine onlara bakarsan enflasyon çok yüksek değil, kontrol edilebilir. Gerçek enflasyon zirve yaptı. Ama TÜİ'ye inanmak zorundasın, başkasını açıklayamazsın. Veya bir gazeteci Afgan kaçakları gösterdi diye Osmaniye'de hapse atıldı biliyorsunuz. Şimdi herkes böyle bir haber yaptığı zaman hapse atılabilecek halkı kışkırttı iddiasıyla. Özetle Türkiye'yi Kuzey Kore'ye çevirecek bir yasa gündemde. Hal böyleyken bakıyorsunuz inanılmaz bir şey oluyor. Kılıçdaroğlu ne vatandaşlık verilen yabancıları bir dert ediniyor ne ekonomik krizi gündeme getiriyor, ne dezenformasyon yasasına karşı Cumhuriyet Halk Partisi, mesela Zafer Partisi'nin bütün gücüyle yapmış olduğu muhalefetin zerresini ortaya koyuyor. Ama AK Parti'ye inanılmaz bir pas veriyor. Artık çözülmüş bir sorun var. Başörtüsü sorunu, türban sorunu gelin diyor bir yasa tasarısı verelim ve bunu kanuna güvence altına alalım. İnsanların gerçek sorunlarının çok başka olduğu bir Türkiye'de Erdoğan'a adeta can suyu veriyor ve Erdoğan da kalkıyor bugün gel anayasayı birlikte değiştirelim diyor. Bu yasayla olmaz ve laikliğin tasfiye edilmesini anayasadan tetikleyecek bir sürece evet Kılıçdaroğlu'nun attığı pasla Erdoğan gitmeye başlıyor. Öte yandan akıl alır gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuk birinci sınıftan terk bile yok mu? Neden böyle söylüyorum? Çünkü siz kadınlar için bir yasa çıkartırsanız sadece olacak şey nedir? Olacak şey birilerinin kalkıp bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi ve demiş ki bu cinsiyet Eşitsizliğine aykırı bir yasadır. Şekil olarak kadınlara verdiğiniz hakkı biz de erkekler olarak istiyoruz. Ve anayasa Mahkemesi bu işleyi kabul edecektir. Ve böylece karşımızda fesli, cübbeli neler göreceğiz? Hakimler, savcılar, subaylar vesaire. Peki e, CHP'nin kurmayları Kılıçdaroğlu bunu düşünmediniz mi kardeşim? Yani... Herhalde Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu teklifini duyunca bir şükür naması kırılmıştır. Erdoğan'a bu kadar yardım etmenizin nedeni nedir? Türkiye'nin çözmesi gereken acil sorunlar var. Seçimlere gidiyoruz, tartışılıyor. Kim aday Cumhurbaşkanlığı'na? Arkadaşlar şu soruyu da sormanız gerekmiyor mu? Kim seçmen? Evet evet kim seçmen? Adayları konuşuruz ama bakın seçmen ithal ediliyor. 3 milyona yakın sığınmacı, kaçak, oy kullanacak bu seçimlerde. 1 milyon 750 bin tanesine verildi bile. Verilmeye devam ediliyor. Ama muhalefette ses yok. Ya gelin bunların oy kullanmasını engelleyecek 10 sene süreyle bir yasa yapalım diyoruz. Hiç cevap yok. Halk açlık içinde bununla ilgili bir girişim yok. Dezenformasyon yasası faşist bir düzenleme getiriyor. Fikir hürriyetine aykırı. Bu konuda bir tepki yok. Ama Erdoğan'a anayasadan laikliği tasfiye edecek bir pas verme konusunda çok istekli Cumhuriyet Halk Partisi. Ondan sonra bize diyorlar ki neden muhalefeti eleştiriyorsunuz? Sarı muhalefet olduğunuz ve Erdoğan'a payan olduğunuz için sizi eleştiriyoruz ve eleştirmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz ve Cumhuriyet'in kuruluş esaslarına inanıyoruz. Çıkışımızı 1921 Anayasası değil, 1924 Anayasası'nın milli ve üniter devlet esasında gerçekleştiriyoruz. Ve bunlardan da taviz vermeyeceğiz. Zafer Partisi Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını sonuna kadar savunmakta ve örtülü istilaya sonuna kadar direnmekte devam edecek. Değerli yurttaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.